Tasavvuf daha önce İktibas dergisinin muhtelif sayılarında değinmeye çalıştığımız gibi, anlatmaya çalıştığımız gibi bizim kanaatimiz ki gerçekten İslam'dan da kendinde bazı şeyler bulunduran ama esas itibariyle bir ayrı din denilebilecek telakkileri olan, akidesi olan, davranışları olan ve esas itibariyle İslam'a zıt olan, yani yakın da olmayan şeyin adı Sufilik, işte nereden gelmiş? Sof diye yünden yapılmak başlıymışlar. Bunlar da ondan dolayı Sofi, yani Suf giyenler, yünden elbise, hırka giyenler filan anlamına gelmiş veya adını oradan almış. Veya bilmem Sofist felsefe diye eski Yunan'da Sofizm denilen bir düşünce ekolü var. Onlarla da yakınlıkları var, adını oradan almış diyenler. Plan yani çok eskiye dayandığı için kesin bir şey de yok. Yani muhtelif ihtimallerde bahsediliyor. Onlar bir yana, yani İslam akidesinde, İslam akidesinde temel inancında Allah-u Teala'nın her şeyi dilemesiyle yorulmadan oldu dedi demekle oldurduğu, yani yarattığı inancı hakimdir. Esastır. Çünkü Kur'an'da kün feyekûn, ol dedik ve oldu. Yani her şey. Ama tasavvuf böyle demiyor. Allah boşluğa bakmış. O boşluğun özel bir adı var. Aden. Ona bakmış ve o boşluk ayna gibiymiş. Boşlukta kendi görüntüsünü görmüş. Aynaya bakan kimsenin kendini aynada görmesi gibi. Allah'ın dediğinden başka bir şey diyor bunlar ve Allah'ın bir konuda beyanının, açıklamasının dışında o konuda başka bir şey diye o konuda Allah'ı yalanlıyor, tekzip ediyor demektir. Hani فَبِئَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا ayetleri, Rahman suresi var ya, yani Allah'ı yalanlıyor musunuz? Yani hala mı Allah'ı yalanlıyorsunuz? Onu tekzip mi ediyorsunuz? diye sık sık bu ayeti tekrar ediyor. Yani gerçek şöyle olduğu halde siz başka türlü söylüyorsunuz. Allah'ı tekzip mi ediyorsunuz? Yalanlıyor musunuz? Allah'ı yalanlayan ne olur? Herhalde Allah'ın doğruluğunu örten, yani Arapçasıyla küfreden. Küfretmek, örtmek değil mi? Kafir, örten demek ismi fail. Küfretmek de örtmek. Allah şuna mikrofon diyor. Sen, hayır o fotoğraf makinesi diyorsan Allah'ın onunla ilgili açıklamasını, beyanını örtüyor. Başka bir şey söylüyorsun. Yani Allah'a yalan söylüyorsun diyorsun. Anladın mı? Allah'a yalan söylüyorsun diyen elbette kafir olur. Allah'ın söylediğinin doğru olduğunu kabul etmeyen. Onun beyanına rağmen başka beyanda bulunan, açıkça Allah'ı yalanlamış, yalanlayan da kafir olur, küfretmiş olur.